Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? İyi günler. Çok iyi. Şu an konjonktür geçmeye çalışıyoruz. Bu sabah işlerde 15 gün süremiz oldu. 15 gün çok çabuk geçti. Değil mi? Aynen ikisi arasında önden beraberiz. Şimdi mütabet konjonktür sayılır arkadaşlarımızda. Evet. Başlarım ben. Muhabbetimize dedim abi. Muhabbetimize. Gelmeden önce konjonktörü çok büyük bir iş gibi geliyordu bize. Değiştirmek çok zor geliyordu. Sadece şart sepeti söküp takabiliyordu. Mustafa Ustam sağ olsun konjonktör takma, işte işlemci sökme, tavuklama, küçük parçaların aktarılması, kondansatördür, işte kapasitördür. Dirençtir onları takmasını, sökmesini kaybetmedi bir şekilde. Öğretti Allah razı olsun kendisinde. Peki kurstaki beklentisini karşılamak mı istedin? Ya kurstan şöyle gelmeden önce şöyle diyordum işte %100'ünü alamazsam %50'si bana yeter gibi düşünüyordum ama çok şükür işte %90 doluyuz. İlaki işte ufak tefek eksikliğimiz alamadığımız kısımlar olmuştur ama beklediğimizin çok çok üstünde değdi gelmemize. Çok videolar izleyip kafamız karışıyordu. Yani videoyu anlattıklarıyla şu anki olan çok farklı değil mi? Tabii farklı kanalların videolarını izliyordum. Farklı yerli yabancı şeyler izliyordum. Kafamız karışıyordu. Çoğu da yanlışmış. Yanlış müdahale ediyordum. Hani cihazı bozulmuştu. Aslında olabildiğinizin %80'i yanlışmış. Yani insanlar yani olduğu gibi aktarmıyor sana. Farklı farklı aktarıyorlar. Ya belki de hani oradan müşteri gelir diye bakıyorlar artık bilmiyorum. Onu nasıl? Aslında biraz insan almış şu an tıklanma, izlenme gibi olduğu için. Yani işte kurs çok verimli. Allah razı olsun kendisine kendi dükkanımız gibi açıyoruz, çayımızı yapıyoruz, muhabbetimizi ediyoruz. Geri geliyor müşterilerimiz şey bakıyoruz. Tam hocam yok şu an yani. Dükkanımız da. Yani ben soruyorum ama arkadaşlar beni öğreneceğim. Evet. Yani çok iyi geçti, çok memnun kaldım hocamıza. Allah razı olsun. Evet. Yani İstanbul'a her gelişimde illaki bir selam vermeden geçmememiz lazım. Ben de boş kaldıysa İstanbul'dayım zaten. Eserlikten gidiyorum. Günde 4 saat yol çekiyorum ama değiyor. Değmese zaten bu yükü çekemezdik. Sık sık yanına geldim bulacağım. Kendisine kabul ettiler olsun geldi. Sıkıştıkça da bol bol danışacağız. Zaten şöyle bir şey var. Onu biz burada bile gördük. Mesela daha önce gelen öğrenciler Mustafa Hoca bir şey soruyor ve yardımcı oluyor. Bir şeyler yapmıyor. Ya elinden geldiğince yardımcı oluyor. Bilgisi de çok kendisini 22 yıldır bu sektörde zaten. Yazılım bilgisi olsun, işte donanım olsun. Çok iyi. Yani biz de faydalanacağız bu bilgilerden. Nasibimizi alacağız. Aynen. Buraya gelene kadar neyi tutmayı bilmiyormuştuk yani. Onu bile öğrendik. Ya hava tutmasın. Aynen hava tutmasın. Şekli değişti. Nazırı nasıl tutarız? Sıcak havayı nasıl yönlendiririz, kullanırız. Yani dereceler. Dereceler çok önemli. Bunları öğrendik, gördük. Kendisine Allah razı olsun ya. Yani. Biz konjonktör yapalım istersen. Konjonktör yapalım. Kulağa söyle istersen. Yani şu olay şimdi yarım saat uğraştı, bir saat uğraştı, bunu dedim yani. İyi olur benim, tabii ki. Fatih abi tutmayı bilmezken şimdi konnektörler değişmeler, konnektör yapmalar ha? Evet. Usta şunun işlemciyi sökelim, usta bunu yapalım.
işlemciler... Alıştınız burada. Olmaz öyle. Söptak çok basit gelmeye başladı. Sanki çok basitmişmiş gibi. Usta cihaz getiriyor, işte şunu söpüyorum takalım da. Allah razı olsun, sen de kırmadın bizi. Bir tabletimle uğraştık bari. Yani bizim şansımızda da var ya, çok fazla cihazlar geliyor. Monster Pro'su, Nokon Pro'su, iPhone 11. iPhone 11. Nasip işte herkes, nasip yani. Önemli olan iyi düşünmek yani. E bazen iyi düşünmek, sizle beraber burada sizin yanınızda çözüm yani. Üretiyoruz değil mi? Olayın yerin durumuna göre oraya bir çözüm üretmek zorunda kalıyoruz. Ama dinliyorsunuz bizi daha rahat. Ya bizim falan. Bizi kırmıyorsunuz, bizim yöntemlerimizi de dinliyorsunuz. Ama olacağını bile bile. Yani yanlış olduğunu bize gösteriyoruz, olursa doğru gösteriyoruz. Bize şey ya oluyor, normal. Öğrenci zannediyor ki hani niye böyle yapıyoruz, böyle yapsak olmaz mı? Böyle yapsak olmaz mı? Bu hepimiz de oluyor da. Yani bir de bir gösteriyorsun ha, kendine bu payın olsun, rahatlasın. Kafes söktük mesela değil mi? Kafes sökmeyi gördünüz, farklı yani, farklı kafesler söktük. Kafesi yani... Kafes mesela gayet, korkutucuydu değil mi size? Nasıl daha söylediğini gördüm o zaman beraber abi. Sağ üstten yer tutmuyor. Aynen. Sağ üstten. Sağından parti, sağ öbür taraftan. Öbür tarafa geç, oraya. Çok güzel yani. Sağ da güzel dönüyor. Heh. Evet. Sağdan üstten bir tık aşağı doğru. Böyle şu bu normalde iş görür ama. Heh, oradan minnacık topu farkı. Çok güzel. Aynen. Harika. Madem yaptın bir de sol alttan yukarı doğru bir tık yap. Sol altı da yok öbür tarafta. Heh, minnacık ama tamam mı? Çok az. Öbür tarafı ısır. Unutma. Heh. Mühür vuracağım mı, böyle bırakacağım mı? Böyle bırakacağım mı? Vur mührünü ya, vur mührünü ya. Vur ortadan bir tane mühür ona. Tamam. Harika. Hı. Bu bizim işaretimiz olsun ya. Tamam mı? Nazarlığımız olsun bu. O sevgi tutucu. Heh, bu sevgi tutucumuz olsun bu. Hepsi çiçek gibi almış maşallah. Hemen deneyelim mi? Gene. Var. Ve cihaz burada. İki tane anakart çıkarttın kendine. İki tane tablet yaptın şimdi. İki tablet yaptım. Boşta duran tabletleri yaptım. Aynen yani boşta duran tabletleri yaptım. Allah'a çok şükür. Şimdi bunlardan da kronik oldu. Zayıf yapmışlar. Ne güzel işte lan. Güzel işi çıktı. Çok güzel. Eğitim şart mı? Bilal eğitim sonu. Eğitim ne zaman şart olacak? Yani yaş kaç çocuk olursa olsun eğitim şart. Mehmet hocam. Çok güzel. Komşuları takım olabilir. Çok güzel. Altı esinin altını söktün. İki tane altı esinin altını söktün. Bifi söktün. Orada ayırdık portları. Onları ondan takacağım yine. Onları takacaksın. Başarılı. Değişim. Çok şükür. Değişim var. 5 dakikanı aldım.
İlk neydi? Almaz 5 dakika. İlk 3 gün şey yapıyor böyle yani. Şey, sanki biliyor işi de. Anladın mı? Usta niye öyle? Usta niye böyle? Ama dedim ya, hocam. Yani yanlışı görmeden doğruyu anlayamadım. Hani yanlış olmadan doğru olmaz. Bir müsret bir nasihat meselesi var ya. Kuzuya döndüm. Kuzuya döndüm değil mi? Tabii hiçbir şey bilmiyorum. Yerden bilmiyorum. Yani şey yapmaya gerek yok. Yani ya bu aşağıda yani. Biraz önünde bahsettik ya, bu videolardan izliyoruz yani internetten de YouTube'dan falan. Biz bunları yani ne gösteremiyoruz, şey zannediyoruz, doğru gösteriyoruz, doğru insanı gösteriyoruz. Böyle bir şey yok aslında. Yani diyorlar ya, her ustamın, herkesin bir yoğurt yiyişi var. Şimdi adam öyle alışmış, onu öyle rahat gelir. Ama onu ne yapar, daha böyle zaman alır. Daha pratiklerini elinden alır. Şimdi bak sen ne yaptın mesela, konnektörü tek, adam oraya Çinli video koymuş, alıyor modunu sürtüyor. O beni iki tarafına neyin yaptı? Evet, bozdu. Ya. Evet. Çok uygun var ya. Gerek var mı? Biz ne yaptık? iPhone'da da aynı. Neyin topçunu orada bir sürdük. İşi bitiriyoruz yani. Niye biz orada bir daha bobin dolandıralım, bilmem ne yapalım yani. Evet. Artı bir zahmet zaten. He? Artı bir zahmet ki. Artı bir zahmet. Ama bunlara gerek yok ki yani. Ne kaçar, başka yere gidersen şey yaparım. Şimdi bak niye? Senin neyini tanımam lazım. Havyi tanımam lazım. Kullandığın fraksı tanımam lazım. Bunlar ne kadar da çürüyor, ne oluyor, ne bitiyor. Entegre temizliyoruz. Biz altına flaks veriyoruz mu temizledikten sonra? Altını şey bile yapmıyoruz değil mi? Fırça bile vurmuyoruz. Direkt. Oturtuyoruz yani. Direkt oturtuyoruz yani. Mesela işlemciyi aldık. Aynı şekilde ne yaptık? Geri koyduk. Baktık altı düzgün. Tertemiz. Tertemiz. Tak, aynen aynı yerine koyduk yani. Ha, bugün de şeyleri işleyeceğiz. Biraz. Tırpı bola falan bakacağız. Onları da göreceğiz. Bu kadar maşallah. Yaptınız, ettiniz. Şeyi değiştir istersen. Kamerayı mı? Mikroskopta kaldı. Şuna da kurma ben şuna. Burada bir yönetmen var ama hiç. Boş otur. Boş otur. Cep. Yok, otur. E var mı söylemek istediğiniz? Bak daha canlı yayın yaptın. İlk geldiğinde nasıl da heyecan şey var. Ufak bak, yavaş yavaş. Ağrı nevi hızlı, ağrı pratik. Ama dezavantaj yapıyor bazen. Ben sağlamcım, ben sağlam olsun, yavaş olsun. Yavaş yapın, temiz olsun. Ama Faruk'un o pratikliği ileride onu çok hız yarayacaklar, hız kazandıracak. Güzel kullanırsa, verimli kullanırsa. Sen çıkmıyor kamerada. Eksikler bunlar, gittiğin zaman ne yapacağım bunları? Kötünü aldın, ne yapacağını, pratik yapacağını. Aynen hocam, onu tekrar. Yoksa ilerleyemezsin bak. Bizden bu kadar yani. Bizim yapabildiğimiz fazla bir şey yok yani bir yerden sonra. Yani siz yapacağınızı yaptınız ama ben dalma sonrası görelim. Zaten takıldığınız yerde gene buradayız. Zaten burada yaptığınız, ettiğiniz, gördüğünüz, hatalarınızı not aldınız. Ne dedik bizim? Neyi unutuyorsun mesela? Her şey tamam, fraks vermeyi unutuyorsun. Aynen. Ne dedik? İlk kuralımız neydi bizim? Üç düşün bir yap. İlk etaplarda. Niye? Beyin programlayacaksın. Sonra artık beyin senden o yükü alacak. Sen bunlarla uğraşmayacaksın, otomatik kendini yapacak zaten. Sen ısıyı vereceksin, ısıyı unutmuşsun. Hemen anlayacaksın ki ben ısıyı unutmuşum. Çünkü niye artık onunla haşinleşirsin? Sen dün kafes açarken besleme dedim, ustalardan anladım, besleme olur dedi değil mi? Dedim ki ben merhaba, ben besleme diyorum dedi. Hemen kafesten gözünü kırpınca ben beslemeyeyim dedi. Sonra ne dedi hemen? Faruk bobinlerden dedi. Hemen tık bobinlerden anladı bak. Evet. Anladın mı? Bu işte hasbihal. Bizim de eksiklerimiz yok, bizim de eksiklerimiz var. Ya haşır neşir oldukça o tecrübeyi de kazanacağız işte. Ha. Ama bak, kendimizi yorduk mu 5 saat ders yaptık. Değil mi? 12'de başladık, 1'de başladık. Geri geldi değil mi? 11'de başladık. Akşam 7-8'de bıraktık. 7'de bıraktık, 8'de bıraktık. Duruma göre ilerledik. Bu saatte de problem yok. Yani zaman çok akıp geçiyor. Yani. Akıp geçiyor ama nasıl geçiyor? Benim geçiyor işte. Önemli olan bu zaten. Geçiyor, evet. Oradaki mantığı kavrayabilmek. Onu kavradın mı işi bitiriyorsun zaten. Ölçümleri gördünüz. Çeşit ölçümler yaptık. Değişik. Tabii. Diyot ölçüm, kapasitör ölçüm falan. Kısa devreler bulduk. Kısa devre bulma yöntemleri var. Cihaz geldi. 4-5 tane yöntem gördüm. Dün gene sıvılayacağım. Şansı da sıvılayacağım. Yani, değil mi? Onu da ayağa kaldırdık yani. Kriminal yaptık beraber değil mi? Kriminal yaptık. Bu buradan böyle olmuş, buradan böyle olmuş. Bu böyle yaparken bunu böyle yapmışlar. Evet, bu böyle olmuş değil mi? Evet.
Onlar biraz da şansımız şu yüzden, yani başka bir yere gitmemiş cihaz ya. Direkt bize geldi. Direkt bize geldi. Doğru müdahaleyle ayağa kaldırdık onu. Çok şükür. Yani çok şükür. Bu da beraber yaptık. İşte ne yapılsa aynı size gösterilen metotlardan farklı bir şekilde yapılıyor mu? Yani. Bu şekilde yapılıyor işte cihazı. Başka bir alternatif yok zaten. Başka bir alternatif yok. Atıyor mesela PSMart 2019 yaptık. İşlemci. Splat çekiyoruz. Yani normalde almıyorduk onları tamirden. Almıyorum. Fazla uğraşmıyorum onunla. Evet. Siz görün diye. Yani MRG oldu bize. MRG olsun diye. Aynı cihazı ayağa kaldırdık. Ne yaptık? İşlemci aldık. RAM aldık. Güzel kalıpladık. Evet. Taktık. Olmadı. Olmadı. Beslemeyi bir hafif salladık. Zaten işlemciyi fantazisine biraz söktük. İlk yapmamız gerekeni yaptık dedik görün. Hem zaten bunların kronik sıkıntısı bu. Onu da ortadan kaldıralım. Gördünüz işte. Universal kalıpla nasıl kalıp yaparsın? Normal kalıpla nasıl kalıp yaparsın? Yani, farklı farklı. Ben şimdiye kadar hiç kalıp yapmadım mesela. Yani burada kalıp yaptın. Çok iyi oturdu benim kalıp yaptım hocam. Yani bayağı iyi oturdu yani. Baktın canım videolarda var. Şimdi evet. Videoları inşallah editleyebilirsek. Videoları çoğunu unuttuk. Şeyi mesela. Çekmeyi unuttuk. Wi-Fi. Mini 4 Wi-Fi sökmeyi unuttuk mesela. Şey çekmeyi unuttuk sökerken. Kronikmiş gibi, yani çok şeydi, kaynaklı. Siz dediniz silikonsuz usta entegre, biz bütün videolara baktık silikonsuz. Silikonsuz değildi, 450 derece kadar yani. Çıktı. Dedik ki silikonsuz olsa aldık onu. Neyle aldık onu? Cumhurumuzla aldık onu. Cumhurumuzla aldık onu. Tertemize geldi. Tertemize geldi. Öyle cihazı açtırdık yani yaptık. Açtırdık, yaptık, ödünü aldık. Ona da dedik ki konnektörü fazla çekme, takma. Öyle selam edin. Sıkıntı. Eyvallah. İzleyenlerine de teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Sizden Allah razı olsun. Cümlemizden memnun olduk. İnşallah Allah muvaffak eylesin. Ondan sonra inşallah irtibat koparmaya devam edeceğiz. Eyvallah kardeşim. Yani İstanbul'da bir abim var. Aynen benim de Ankara'da var. İstanbul'da var. Benim olan bu kardeş. Yani bunu olduktan sonra devamlı ticaret olur olmaz önemli değil. Yani bu bir kapı. Gelirsin, bir selam verirsin, bir ararsın, usta bir takıldım, usta geliyorum. Bunlar bir şey yok ki yani. Kesinlikle. Yani burada her zaman söylüyorum yani öğrenci klasörünü bak dolduruyoruz şu an. Yani bu öğrenci klasörü bambaşka bir ikram size. Hediye yani. Yani doğrusu da o artı bir avantaj. Artı bir avantaj yani. Ne sorsam mesela diyorum ki öğrenci klasörünüz de var. Diyorum, ben de diyorum mübarek ne klasör koşulu. Onlar çünkü ihtiyacın olacak bilgiler sana çağrıştıracak. Unuttun, devlet takibini unuttun. Örnek devlet takipleri var. Onları tekrar kafanda canlandırıp onları takip edip yazıyı okuyarak tekrar ne yapabilirsin? Üzerinden geçebilirsin. Yani ölçüm ve şema biraz şey ister. Devam ister, tekrar ister. Gördüğünüz işte bazı cihazlarda hiç ölçüm yapmıyoruz. Hiç yenilemiyoruz bile. Önce 3-10 dakikada bile aramıyoruz. Ama ne yapmamız lazım? Hatta ne diyor Fatih? Ustanın şey, hocanın dediğini yapmıyor. Ama bazı cihazda mecburuz. Ne yapıyoruz? Ölçüyoruz. Eyvallah, sağ olun. Bizden az, bizdenlerden Allah razı olsun. Cümleten kolay gelsin. Bize.